Kriptos kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün akşam maalesef yayın yapamayacağım dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki GT Live'de de ben partner yayıncıyım. Orada Kripto Talk yayınımız var. Yine GT Live üzerinden Kripto Talk yayınımızı da takip edebilirsiniz. VIP'ler ve ücretsiz red paketler, ödüller atılacak arkadaşlar. Dilerseniz ufaktan videomuza geçelim dostlar. Bu sırada siz de videoyu beğenmeyi, aynı zamanda kanalda hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet dostlar. Bakın Bitcoin güzelce bir geriledi ve arkadaşlar şu anda çok güzel bir noktaya tutundu aslında baktığınız zaman. Bundan bir iki gün önce bir video atmıştım. O videoda bahsettiğim üzere 59.500 ki keza yayınlarda da bahsettiğim üzere güzel bir destek noktası. 59.500'ün ve hatta 57.500'ün bu 2.000 dolarlık aralığın arkadaşlar kaybedilmemesi bizim için günlükte önemli bir faktör. Çünkü biz artık istiyoruz ki şuradan arkadaşlar şu şekilde gelip buralardan herhangi bir yerden tekrardan dönüp yukarı yönlü gidebilmeliyiz. Bunun için de arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü IP aldığımız zaman 66 bin doların yani 66.500'ün görülen en son nakdenin üstüne atabilmemiz gerekiyor dostlarım. Bunu yakından zaten yayınlarda da takip ediyoruz. Siz de biraz takip ederseniz orta vade açısından en azından bizim için iyi olur. 15 dakikalık banda baktığımız zaman arkadaşlar şu an Bitcoin'in 62.500'de takıldığını görüyoruz. 62.500 üzerine oturursa arkadaşlar Bitcoin'in yolu açılır. Keza destek noktalarını ve direnç noktalarını ekstradan ekranda da görebiliyorsunuz dostlarım. Buradan sonra arkadaşlar USDT dominasyonu bizim için önemli bir veri biliyorsunuz ki USDT dominasyona baktığımız zaman daha önceki videoda anlattığım 5.82-5.91 bandını geçemedi arkadaşlar ve bu banttan red yedi. Ancak şu an döndüğü nokta dünkü yayında da çizdiğimiz çok güzel bir destek noktası. Bakın USDT dominasyonunda 5.63-5.59 desteği kırılırsa piyasalar biraz daha rahatlar arkadaşlar. Çünkü burası bakın bu hareketin başladığı, bu formasyonun başladığı yerin tepe noktası arkadaşlar. O yüzden bu bölgenin desteği kritik ve bu bölge çok önem arz ediyor bizim için. Bitcoin dominasyonuna geçmeden önce arkadaşlar hemen biliyorsunuz ki artık resmi web sitemiz var. Açıklamalar kısmında da linkini bulabilirsiniz dostlarım. Bitcoin ile birlikte geleceğinizi taşlandırın demişler. Ne var arkadaşlar burada? Bakın burada kendi sosyal medya hesaplarımız var. YouTube kısmımız var ki gördüğünüz gibi buraya da içerikler atmaya başladım. Keza bu videoyu da buraya çekebileceğim. Eğitimler kısmımız var. Hatta arkadaşlar site açılışım üzere 1.000 TL'lik eğitim paketimiz sınırlı kullanıcı özel ücretsiz. Bu yüzden açıklamalar kısmındaki site linkimizden gidip buradan eğitim paketinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Vadeli işlemler kısmımız var. Burada yaptığımız işleri anlatıyoruz arkadaşlar. Size bilgilendirici şeyler. Haberler kısmı var. Burada işte Amerika tarafından gelen önemli verileri buraya yayınlamaya çalışıyoruz dostlar. İndikatörlerimiz var. Biliyorsunuz ki PineScript kodluyoruz arkadaşlar. Biz ve burada halihazırda bir tane indikatör var. Ve indikatörler gelmeye devam edecek. Keza buraya paylaştığım indikatörler benim strateji testlerimden geçmiş ve gerçekten başarı oranları yüksekler. Tabii ki arkadaşlar yine siz de ekstra üstüne eklemeler yapabilirsiniz. Sizden gelenler kısmı henüz aktif değil. Burası da aktif olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ana sayfamıza döndüğümüz zaman bu şekilde bir gayet şık bir site tasarım var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizden geldiğince boostlamaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz. Sizler de bu konuda bize destek olursanız sevinirim. Tekrar söylüyorum, direkt ana sayfaya geldiğiniz gibi bakın arkadaşlar burada hemen gelip arkadaşlar buradan tıklayarak ücretsiz 1.000 liralık eğitiminizi alabilirsiniz dostlarım. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Dönelim Bitcoin dominasyonuna. Bitcoin dominasyonuna baktığımız zaman dostlarım 57.82 çok güzel bir destek noktasıyken 58.28'ler önemli bir direnç haline geldi. Fakat şu an oluşturduğu formasyon tabii Bitcoin dominasyonu bir veri olduğu için yani bir Bitcoin gibi bir para birimi gibi bir şey olmadığı için size böyle izah edeyim. Net formasyonlar ve grafiklerdeki olaylar çalışmayabiliyor bazen ama yine de arkadaşlar 58.28 üstünde bizi tekrardan gördüğümüz en son ATH demeyeyim de yükseliş evresinde olan 58.60'ların üstüne atıp 59'lara kadar gidiyor. Keza arkadaşlar bu hareketler bu şekilde devam ettiği sürece 60-64 bandına kadar bence Bitcoin dominasyonu bu şekilde taşınacaktır. Ve bu raddelerden yani herhangi bir raddesinden illa 64 demiyorum herhangi bir raddesinden arkadaşlar yavaş yavaş saldığına şahit olacağız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda diyebilirim.
Buradan arkadaşlar total 2 tarafına baktığımız zaman total 2 çok güzel bir retest attı. 893 bölgesi önemli bir bölge arkadaşlar. Bu bölgelerin üstünde 893 920 dolar bölgesini kırarsa yukarı yönlü gayet güzel olur bizim için. 818-803 dolarlar yani 1000 dolarlarda destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada aklıma gelmişken hatırlatayım arkadaşlar, konuşamadım. Açıklamalar kısmında yine ücretsiz Telegram platformumuzda vardır. Oradan da katılıp sorularınızı sorabilirsiniz. Keza vadeli işlemler grubumuza %70 başarı oranı sağladığımız vadeli işlemler grubuna dahil olmak için de yine açıklamalar kısmına bize ulaşabilirsiniz dostlarım. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar totali çok güzel bir dirence denk geldi. Biliyorsunuz ki burada bizim kanal direncimiz var ve buraya geçemedi arkadaşlar. İlk etapta geçti, fake'ti bu gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 597-600 kabandan üstüne attığımız sürece, hatta 612'yi de buraya baz alabiliriz. Bu bölgelerin üstüne attığımız sürece arkadaşlar pozitif gitmeye devam edecektir. Total 3 biliyorsunuz ki bol sıfırlı, yani daha doğrusu bol sıfırlı demeyeyim de Ethereum harici bol sıfırlı oturs dominasyonuydu, kafa karıştı. Total 3 Ethereum harici bütün altcoin'lerdeki parayı simgeleyen bir grafiktir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi genel itibariyle altcoin'lerde çok güzel bir para var aslında şu anda baktığımız zaman. 597-600 bandının üstüne çıktığı zaman 612'yi geçerse de arkadaşlar devamı yukarı yönlü gelecektir. Destek olarak 575'ler karşımıza çıksa da ana desteklerden bir tanesi 550, diğeri 526K'larda arkadaşlar, bilginiz olsun. XAU BTC şu an kapalı ama yine de bakalım arkadaşlar. Bakın şu bölge geçilmemesi lazım. 44.80'ler, 44.20'ler. Bu bölgenin üstüne atarsa 46'ya kadar yolu var. Gap boşluğu var. Hadi buralarda tamamladı. Biraz şuralara gitti. Ondan sonra en kötü salması lazım arkadaşlar. Keza buralardan da salarsa bizim için tabii ki güzel olur. Ama piyasanın net döndü diyebilmemiz için arkadaşlar, bakın bunun şu genel bir kanalı var. Bunun net olarak aşağı yönlü kırılması lazım. O da arkadaşlar 39.60 bölgesinden geçiyor, bilginiz olsun dostlarım. Bununla birlikte arkadaşlar Otters tarafına bakalım, hatta bunun dominasyonuna bakalım arkadaşlar. Bakın Otters dominasyon hala 10.48-9.81 aralığına gidip geliyor. Bu aralıkta arkadaşlar uzun süredir takılıyoruz, yani yaklaşık olarak 9.26-10.48 diyebiliriz aslında buna. Bu aralıkta uzun süredir takılıyoruz arkadaşlar. Bu aralığın yukarı yönlü devam etmesi demek bizim için pozitif devamlılık seyredecektir. 10.48-10.50 üstü kapanışlar bizim için gayet önemlidir dostlar. Buradan sonra hemen 11.70'ler şuradaki bir boşluğumuz. Daha sonra burada bakın yine bir balans boşluğumuz var. 13.06'lara kadar da devam ediyor. Aynı zamanda arkadaşlar tekrardan aklıma gelmişken hatırlatayım. Yine dostlarım Telegram'dan bize birebir özel grubumuz için ulaşabilirsiniz. Birebir özel grupta ne var? Birebir canlı bağlantılı price action teknik analiz, temel analiz eğitimleriyle birlikte aynı zamanda muazzam bir altcoin sepetimiz var. Bunu paylaşıyoruz. Çok güzel vadeli işlemler grubuna ekliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi kendi indikatörlerimiz olduğu için dostlar o maksimum optimizasyon sağlayabiliyoruz. Bu yüzden başarı oranımız çok yüksek. Yazılım bize ait yani. Aynı zamanda portföy yönetimi hakkında konuşuyoruz. Detaylı içerikler veriyoruz. Tabii ki hiçbir şekilde bu video gibi onlar da yatırım danışmanlığı ve yatırım tavsiyesi kapsamında olmamakla birlikte çalışıyor arkadaşlar. Yine ve hem web sitemizden detayları arkadaşlar hem de direkt Telegram'a gelip detayları öğrenebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, web sitemizde 1000 liralık ücretsiz eğitiminize dahil olmayı unutmayın. Sınırlı süreyle ve sınırlı kullanıcıyla ilişkilidir arkadaşlar. O yüzden hemen katılın. Evet. Burayı da anlattık arkadaşlar. Ethereum tarafına bakalım. Tabii Ethereum bakmazsak olmaz. Arada ben Ethereum bakmıyorum arkadaşlar. Ethereum'a ara ara bakıyorum. Daha iyi oluyor. Çünkü birçok veriyi değerlendiriyoruz zaten Ethereum'a gelene kadar. Şimdi arkadaşlar bakın burada düşen trendimiz var. Güzelce bir yukarı attı. Tekrardan gördüğünüz gibi aşağı yönlü saldı. Peki burada ne var? Burada çok güzel bir bant aralığı var arkadaşlar. Bu bant aralıklarını severim ben. Aşağı yukarı likidasyon iğneleri gelse de arkadaşlar ana hattımız budur. Bakın ana hattımız budur dostlar. Ana hattımız 2867-2231 dolar bölgeleridir. Ara destek olarak da 2500-2400 bölgeleri verilebilir arkadaşlar. Dolayısıyla 2500 doların üstünde biz pozitif giderken 2400 doların altında maalesef negatif gitmeye başlarız arkadaşlar Ethereum tarafından. Bunun da arkadaşlar günlüğüne baktığımız zaman gördüğünüz gibi günlüğü hala bulutu kıramamış durumda. Bitcoin pozitif olmasına rağmen Ethereum bu kadar pozitif değil, gayet normal. Bitcoin dominasyonu yukarı basıyor çünkü ana akım Bitcoin'e girdiği için arkadaşlar. Ama Ethereum'un yine bence altcoin'lere oranlamasıyla bir sıkıntısı var dostlar. Bu işte Vitalik'in falan Ethereum Vakfı'nın satış yapmaları falan Ethereum'daki baskıyı arttırdı arkadaşlar. Altcoin'e çok daha pozitif, değişik bir boğa bizi bekliyor, bilmiyorum. Güzel şeyler inşallah bizler için olur. Savaş konusuna gelecek olursak arkadaşlar ne olacağını bilmediğimiz için genel itibariyle söylüyorum. Yani uzun vadeli ben bir sıkıntı görmüyorum.
Ama kısa vadeli işlemlerinizde olabildiğince temkinli davranmaya çalışın arkadaşlar. Olabildiğince minimum işlem sayısına tutmaya çalışın. Kaldı ki bunun savaşla da alakası yok. Çok işlem yapan değil, iyi işlem yapan kazanır arkadaşlar. Bunu unutmayın ve şunu da unutmayın. Dünyanın en büyük tüccarları, yani en büyük traderlar arkadaşlar, sadece yılda 3-5 işlem açıyor. Bunu biliyor muydunuz? Evet arkadaşlar. Yani bizim gibi işlem bağımlısı, aşığı değil arkadaşlar. Çünkü sizin açtığınız her işlem bir risktir arkadaşlar. Dolayısıyla güzel yerde nokta atışı, all in, maksimum kazanç. Bitti. Bu prensibi uygularsanız vadeli işlemlerde veya spot piyasada kısa vadeli güzel karlar elde edebilirsiniz. Ama bu strateji uygulamayıp kumar bağımlısı gibi işlem 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 derdine girerseniz maalesef piyasa sizi bitirir arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla bunlara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet dostlar, Ethereum tarafı böyle, piyasalar böyle. Tekrardan sitemizi sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Göz bebeğim. Uzun zamandır aklımdaydı. Tabii düzenlenmesi gereken kısımlar var ama daha açalı çok az bir gün oldu arkadaşlar. Birkaç gün oldu. O yüzden ekstra eklemeler, çıkarmalar mutlaka olacaktır. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Yine tekrar söylüyorum. Sitemiz açıklamalar kısmında yer alıyor arkadaşlar. 1000 TL'lik ücretsiz eğitimini gidip almayı unutmayın dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay dostlar.